Şimdi bir bayan kuaföründe çalışan 3 tane kuaför varmış. Ahmet, Yusuf, Erdem. Bir gün içinde yaptıkları işlemler veriyor. Yani Ahmet 3 kez saç kesimi, bir kez fön, bir kez boya yapmış gibi. Şimdi bu işlemin sonucunda en yüksek ücreti Ahmet almış. En düşük ücreti Yusuf aldığına göre Erdem de ortadaki ücreti alacak. Yani diğer ortada olacak. En düşük ücreti Yusuf alıyor. Sıralama böyle olacak. Şimdi saç kesimi fiyatı K ise, şimdi Ahmet'in eline geçecek olan para saç kesimini 3 kez yaptığı için 3K geçecek. 3K fönden bir tane F geçecek. Boyadan da bir tane B geçecek. Büyük olacak. Erdem 2 kez saç kesimi yapıyor. 2K büyük olacak. Bir kez fön yapıyor. Şu büyükken olmuş topla olacak. Erdem'in aldığı para 2 tane kesim. Bir tane fön. F. 2 kez de boya. Şöyle. 2 kez de boya. Şöyle büyük olacak. Yusuf'un eline geçen para bir kez saç kesimi yaptı. K. 2 kez fön yaptı. 2 F. 2 kez de boya yaptı. Artı 2 B. Şimdi biz hepsinde bir tane K, bir tane F, bir tane de B görüyoruz. O halde şunu yapabiliriz. Eksi K, eksi F, eksi şu B. Hepsine buna ekleyebiliriz. Aynı sayı her yere eklenebilir. Eksi K, eksi F, eksi B, eksi K, eksi F, eksi B. Çünkü hepsinde var. Hepsini götürecek. 3K'dan bir K çıkardık. 2 tane K. F'ler gidiyor, B'ler de gidiyor. Büyük olacak. 2K'dan bir K çıkardık. K fönler götürdü birbirini. 2 boyadan bir boya çıktı. Bir boya kaldı. Büyüktür. K'lar gitti. 2 fönden bir fön çıkardık. F. 2 boyadan bir boya çıkardık. B. Şimdi 2 2 kıyaslayabiliriz. Şimdi üçlü üçlü devam edemeyeceğiz. Değişken çok çünkü. Şu ikisini alalım. 1 ve 2'yi alıyorum. 2K büyük K artı B. Bu K'yı sola yollarsak K büyük B. Demek ki kesimin fiyatı, ücreti boyanın ücretinden daha büyük. K büyük B. Bu doğru. Şimdi 2 ve 3'ü alalım. 2 ve 3'ü. Yani kesim artı boya büyüktür. Fön artı boya. Şu B'ler gidecek. İkisinde de var çünkü. Sıfırlayacak birbirini. Bu durumda kesim fönden büyük oluyor. K büyük F. Bu da doğru. Bir de B büyük F demiş. Şimdi biz bu ikisini aldık, işlem yaptık. Bu ikisini aldık. Almadığımız birinci ve üçüncü. Birinci ve üçüncüyü alalım. İki tane kesim büyüktür. Bir tane fön artı bir tane boya. Şimdi aynı türden değişken olmadığı için biz bunlar arasında bir kıyaslama yapamayacağız. Şimdi iki tane kesim bir fön artı bir boyadan büyük ama biz buradan artık şunla bunun arasındaki ilişkiyi direkt söyleyemeyiz. Kesim fönden büyük ama fön ve boya arasında nasıl bir ilişki var? Bunu söyleyemeyeceğiz. Yani şu boyanın fönden büyük olduğunu söyleyemeyiz. Kesin olan 1-2 sadece. 1 ve 2 kesin doğru olacak.